Şimdi dün bir olay oldu. Ben de Ankara'da Hazine ve Maliye Bakanı yetkililerine de baktım. Çünkü piyasadan böyle bir eleştiriler geliyordu. Maliye Bakan neden konuşmuyor? Ekonomi yönetiminden neden bir açıklama gelmiyor? BDDK neden devreye girmiyor diye. Ben de yetkililere sormuştum. Bana gelen açıklama kısacık ama önemli. Dün demişlerdi ki bakan bey ve ekonomi yönetimi dikkatle takip ediyor bu sahte dolar meselesini diye. Piyasada yaprak kıpırdamıyor. Dolayısıyla mutlak bir müdahaleye ve çözüm önerisine ihtiyaç vardı. Bunu sizlere kamuoyuna duyuracağım. Önce haberi okumak isterim. Bize dolar getirmeyin. Bakın hürriyeti manşeti. Piyasaya önemli miktarda orijinal kağıda basılmış sahte dolar sürülmesi ortalığı karıştırdı. Döviz büroları ve bankalar 50 ve 100 dolarlık banknotları kabul etmeye başladı. Şimdi bankalar kabul etmiyor. Döviz büfeleri de kabul etmiyor. Ayırt edemiyoruz diyorlar. Çünkü sahte ile gerçek doları ayırt etmesi gereken o para sayma makineleri bunu tak yapamıyormuş şu anda tamam mı? Dolayısıyla günceleme gerekiyormuş. Fakat kapalı çarşıda da yaprak kıpırdamıyor. Dolayısıyla piyasa tıkandı. O nedenle ekonomi yönetiminden bir açıklama bekleniyor. Ben de sordum. Dün demişlerdi ki bana bakan bey ve ekonomi yönetimi yakından takip ediyor demişlerdi. Şimdi motomot bir cümleyi aktaralım ki ilgili kurumlarla değerlendirmeler yapılıyor. Bugün de bu konu yine BDDK Ekonomi Yönetimi Maliye Bakanlığı'nda masaya yatırılmış bir açıklama ve bu açıklamayla ilgili bu piyasadaki tıkanıklık nasıl aşılacak bir çözüm önerisini bugün ekonomi yönetiminden bekliyoruz. Bir sorum üzerine verdikleri yanıtı da sizlere kamuoyuna aktarmış olalım efendim. Bir...